Belediyemiz tarafından projelendiren coğrafya okumaları Balkan Şehirleri Akademisi'nin ikinci programını gerçekleştirmek üzere Profesör Doktor Mefail Hızlı hocamızı alkışlarınızla sahneye arz ediyorum. Buyursunlar Sayın Hocam. Yıldırım Belediye'mizin müstesna bir programı icra ediliyor. Bunun bir parçası olmaktan dolayı Allah'a hamd ediyorum. Bursa'da doğmuş, yaşamış, yaşamakta olan birisi olarak, Balkan kökenli, Rumeli kökenli biri olarak, Balkanlarla ilgili yapılan faaliyetleri az çok takip eden biri olarak, ilk kez akademik anlamda 8 haftalık bir programı düşünen, bunu icra eden, ortaya koyan iradesiyle ve şu ana kadar bizim buraya gelişimize kadar emeği geçen bütün dostlara teşekkür ediyorum huzurunuzda. Allah'a hamd ediyorum sizlere de katılımınızdan dolayı, bunu önemsemenizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi selamlıyorum. Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Balkan şehirleri 8 haftalık bir program. Bugün ikinci haftasını icra ediyoruz. Geçen hafta aldığım bilgilerle duygu yüklü bir program olmuş. Boşnak komutanımız hakikaten insanın damarlarını titreten bir konuşma yapmıştır. Ben dinleyemedim ama takip edenlerden dinlediğim kadarıyla. Buna çok sevindim elbette. Fakat bizim ortayı bulmamız da gerekiyor. Yani bizim Balkanlarla ilgili, Rumeli ile ilgili sağlam bilgilere ihtiyacımız var. Bursa'da kimlerin ne kadar kalabalık olduğu ile ilgili zaman zaman lüzumsuz tartışmalar yapılır. Ama büyük bir kısmının veya düzelteyim önemli bir kısmının Balkanlardan, Rumeli'den göç ettiği de hepimizin malumlarıdır. Tarihi bakımdan Balkanların ne ifade ettiğini ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşacağım. Nuh Muaz kardeşimiz benden bu konuyla ilgili başlık istediğinde acildeydim, hastanenin acilindeydim ve bir taraftan hasta ile ilgilenirken bir tarafta başlık nasıl olur diye düşündüm ve kendisine mesaj olarak gönderdim. Aklıma ne geldi? Yahya Kemal geldi. Yahya Kemal'i benden çok daha iyi ifade edebileceğini adım gibi biliyordum. Birazdan paylaşacağım tabii ki şiirinin ilgili kısmını. O Yıldırım'ın yadigarı, evladı Fatiha'na yadigarı olarak tanımlıyor Üsküp'ü. Üsküp, Yıldırım Bayezid'in babası 1. Murad'ın Kosova'yı fethetmesinden ve orada şehadetinden sonra hemen devletin başına geçen ve görevlendirdiği komutanlarla çevreyi de fetheden, adı gibi de hızlı, adı gibi de her tarafa ulaşmaya çalışan büyük bir padişah. Birazdan üzerinde duracağız onların. Bu başlığı belirledikten sonra acaba tamamen irticali bir konuşma mı olsun? Yani böyle anlatıma dayalı mı? Yoksa görsellerle de bunu destekleyelim mi? Yani elimden geldiği kadar ümit ederim ki canınız sıkılmayacaktır. Sadece satırlar üzerinden değil, İnşallah bir takım fotoğraflarla sizi Üsküp'ün en azından bir bölümünü size anlatmaya çalışacağım. Sizi Üsküp'e taşımaya çalışacağım. İçlerinizden zaten 10 kişilik bir grubun herhalde hepimizi temsilen oralarda o güzellikleri temaşa edeceklerinde şüphe yok. Fakat bunun altının doldurulması gerekiyor. Evladı Fatiha'n kim? Oralara giden, oraları fetheden kişilerin çocukları. Yani orada halen yaşamakta olanların dedeleri yukarıya doğru 1. Murad'a kadar çıkabilirsiniz. Evladı Fatiha'n bu. Yıldırım, işte içinde bulunduğumuz ilçenin de adını alan muhteşem bir padişah. Yani konular, ben tarihçiyim elbette, aklımdan öyle şeyler geçiyor ki keşke her birini ayrıca bir
sohbet konusu haline gelirse, Yıldırım'a ne kadar büyük haksızlıklar yapıldı padişah anlamında söylüyorum. Neler söylenmedi, tarihi kaynaklarda böyle midir, değil midir üzerine durulmadan birileri söyledi, birileri tartıştı. Geçiyorum. Yıldırım büyük bir komutan, onu söylemek istiyorum. Balkanların babasından devraldığı o fetih bayrağını çok iyi bir şekilde dalgalandıran bir padişah. Üsküp Yıldırım'a çok şey borçlu. Sadece Üsküp değil, Üsküp çevresi de öyledir. Bendeniz Üsküp doğumlu bir babanın, annenin değil ama Üsküp'e çok yakın gidenlerin belki de hatırlayacağı, şu anda Velez olarak bilinen Köprülü'den, oranın köylerinden gelen bir ailenin çocuğu. Nasıl göç edildiğiyle ilgili birkaç fotoğraf da paylaşacağım. Neler yaşadıklarını ben birebir başkalarından duymama gerek yok. Annemden, babamdan, dedemden çocukluğumda duyduklarımı belki burada sizinle paylaşacağım. Yıldırım'ın evladı Fatihan'a yadigar. Hani hatırlatma dozu falan diyorlar ya şimdi. Bizim de galiba buna ihtiyacımız var. Ve sanırım böyle Balkan şehirleri akademisini diyelim, en güzel şekliyle düşünmüşler. Arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Pınar Hanım burada, müdürümüz burada, Nuh kardeşimiz burada. Sizlere, her birinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bunu dert edinmek önemliydi. Coğrafya okumalarına ihtiyacımız var. Biz öyle bir medeniyetin çocuğuyuz ki, yani 3 gün sonra ben Bağdat'a gideceğim, kızım ve damadım orada görevli. Bir medeniyet merkezidir Bağdat. İstanbul'dan önce 500 yıl boyunca İslam medeniyetinin başkentiydi. Biz öyle bir medeniyetin ürünüyüz ki ama bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Üsküp geçen hafta Bosna'dan başlandı. Doğru. En uçta, batıda en uçta olan İslam dünyasının ve Osmanlı coğrafyasının en batıdaki uç noktasıydı. Ondan önceki uç noktası Belgrad, ondan önce de Üsküp. Üsküp sayesinde Belgrad, Üsküp sayesinde Bosna'nın kapıları açıldı. Bu başlığı şöyle, nereden aldığımızla ilgili de bakın, Yahya Kemal Üsküp doğumludur. Okuyun. Ben buradan bir bölümünü sizinle paylaşacağım. O kadar enteresan bir kişilik ki, Üsküp'le ilgili o kadar güzel şeyler, o kadar önemli şeyler anlatıyor. Onun şiiri kaybolan şehir. Üsküp'le ilgili anlatıyor. Üsküp ki Yıldırım Bayezid Han diyarıdır. Evladı Fatihan'a onun yadigarıdır. Firuze kubbelerle bizim şehrimizdi o, yalnız bizimdi şehre ve ruhuyla bizdi o. Üsküp ki Şardağ'ında devamıydı Bursa'nın, bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanı. Ve şiirin son beyti, çok sürse ayrılık aradan geçse çok sene, biz sende olmasak bile sen bizdesin dedi. Bu gönül bağını, tarihi ve kültürel bağı çok güzel anlatan ifadeler. Yahya Kemal burada Üsküp'ü bize hakikaten nasıl hatırlanması gerektiğiyle ilgili çok güzel bir edebi üslupla aktarıyor. Şardağ'ında bahsediyor, fotoğrafını paylaşacağım ilerleyen dakikalarda. Nasıl Şardağ'ında devamıydı? Kısa bir kronoloji verelim, bazı bilgileri aktaracağız ya, onun üzerine bina etmemiz lazım. Osmanlı Devleti, imparatorluğu demiyorum bu arada. Hiçbir yazımda imparator kelimesini kullanmadım. Çok fazla saplantım olduğundan dolayı değil, bir insan kendisini neyle tanımlıyorsa o şekilde söylenmelidir. Hiçbir zaman kendisini o şekilde tanımlamadı. Devlet-i Aliye'dir. Onun adı Devlet-i Aliye. Devlettir ya. Yani. Osmanlı Devleti 1299'da kuruldu. Çok genel bir bilgi, hepimiz biliyoruz. Tam 90 yıl sonra Avrupa'nın tam ortasına
çok stratejik bir yerdir Üsküp. Hani bütün yollar Roma'ya çıkar denir ya, Osmanlı coğrafyası Avrupa noktasından bakarsan bütün yollar Üsküp'e çıkar. Üsküp 1389 işte çekirgede türbesinde metfun olan hem gazi hem şehit olan 1. Murad'ın hatırasıdır. Başka bir padişah yok ikinci bir yerde türbesi olsun. Kosova'da şehit edildiği yerde iç organları orada gömülü. Onun adı da Meşhed-i Hüdavendigâr. Bunlar test soruları olabilir değil mi? Evet. Espri olsun diye söylüyorum. Meşhed-i Hüdavendigâr şehit olunan yer demek. Hüdavendigâr'ın şehit olduğu yerde. Defalarca orada da konuşma yapmak nasip oldu. Allah'a çok şükür orada da o havayı inşallah... Yani hangi imkanlarla gidebiliyorsanız mutlaka gidin. Oraların kapılarını açın. Ben burada Allah rahmet eylesin diyeceğim. Turgut Özal'ın çok büyük himmetleri olmuştur. Bunu mutlaka yad etmemiz lazım. 2000 yılından önce pek bizim ilgi alanımızda olmayan Balkanlar sonrasında ilgi alanımıza girmeye başladı. Ama bunun tohumunu atan inanın ki Turgut Özal'dır. Ve kabul edelim ki Cumhurbaşkanımızın da Balkanlarla ilgili çok büyük bir hassasiyeti var. Daha geçen gün Arnavutluk'taydı. Arnavutluk eğer bir gün anlatmak nasip olursa Arnavutluğa niçin gidildiğini anlatırım ben size. Şu anda onu konumuz o değil. Arnavutluğa da en son gittiğim yaptığım ziyaret de Arnavutluk'taydı. Geçen yıl Ağustos gibiydi. Arnavutluğun farklı özellikleri var. Üsküp'ü devam ettiriyoruz. 1402 Yıldırım Bayezid'in Ankara yenilgisi. Hepimiz biliyoruz. Sonra devletin başı ortadan kalkınca elbette bir ara, bir fetre, bir çekişme, kardeşler arasında devletin başına geçme mücadelelerinin yaşandığı bir fetret dönemi var. 10, 11, 12 neredeyse yıl devam eden bir süreç. Ve sonra 1453 İstanbul'un fethi. Niçin yazıldı birazdan anlatacağım. 90 yıl sonra Kosova fethediliyor. 89 yılı, 1389 yılı Yıldırım Bayezid Hüdavendigâr yani 1. Murad dediğimiz Hüdavendigâr'ın oğlu olarak orada şehit olduktan sonra yerine geçiyor ve bir takım komutanları görevlendiriyor. Onlar da çevreyi fethediyorlar. Yani ben bugün Üsküp'ü anlatıyorum ama samimi söylüyorum. Neyi atayım, neyi atayım da neyi söyleyeyim daha önemli demek için veya uğraşmak için epey bir zaman harcadım. Şimdi Nuh Muaz kardeşim tuhaf gelecek ama 8 hafta Üsküp'ü anlatsaydık anlatabilirdik. Bursa'yı da 8 haftada anlatamazsınız. Öyle bir şehir. Özel bir şehir Üsküp. Şu haritalarla, görüntülerle hepsini ilerleyen dakikalarda başlayacağım. Dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Lütfen ekrana bakın. 1389 Kosova'nın fethi. Üsküp'ün fethi 6 Ocak 1392'dir. İstanbul fethedilmiş değil daha. İstanbul'u fethedebilmeniz için oralar fethedilmeliydi. Biz kendimizi güvende hissedebilmek için Bosna'ya kadar uzanmalıydık. Uzanmalıyız. İrtibatı kesemezsiniz. Ecdat hani... Bazen tartışılıyor ya, şurada burada ne işimiz var diye. Libya'daydık ya. 100 sene önce Libya'daydık biz. 100 sene önce, 110 sene önce Balkanlardaydık. Şu anda pasaport vize geçin bakalım Yunanistan'dan zor geçersiniz. Ama daha önce sadece nüfus kağıdınızla gidebiliyordunuz o yerlere. O coğrafya bizim, yani ben şu anda batı tarafını, Balkanlar tarafını anlattığım için söylüyorum. Siz güneye doğru da indiğiniz zaman farklı bir şekilde
bir şeyle karşı karşıya kalması. Kesinlikle bizim bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Bosna Hersek diyoruz. Geçmişte bunun adı Bosna'ydı. Bosna'nın fethedilmesi Üsküp'ten sonradır ama çok yakın, 1392 yine. O yıllarda Üsküp'ün çevresi de fethedildi. Belgrad daha sonra fethedildi. Belgrad'ın, Nişin o bölgede fetihlerle birlikte aslında Avrupa'nın da ortasına kadar alan açıldı. Ben şu anda görseller ilerleyen kısımda olduğu için yeri geldiğinde Balkan coğrafyası ile ilgili bir takım tartışmaları da vuzuğa kavuşturacak ifadeler de sizinle paylaşacağım. Ama şu bilgiyi ben çok önemsiyorum. Karamanoğulları Bursa'ya geldi. Ulu Cami'yi yaktılar mesela. Karamanoğulları. Biz o fetret döneminde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Sadece Timur ordusu geldi, şunu yaptı, bunu yaptı değil. Yani oradaki beylikler de büyük bir sıkıntı yaşadı. Osmanoğulları ile ilgili, Osmanlılarla ilgili de efendim onları ortadan kaldırma birçok sıkıntılar yaşandı. O 10-11 Allah hiçbir ülkeyi, özellikle Müslüman ülkeler için söylüyorum, başsız bırakmasın. Başsız kaldığınız zaman başkalarından efendim sizi bir şekilde ortadan kaldırma gibi girişimlerine muhatap olursunuz. 1413'te Çelebi Sultan Mehmet devletin başına geçti ve Çelebi Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Bani-i Sani denir bunun kaynaklardaki karşılığı. İkinci kurucusu. Bani-i Sani Çelebi Sultan Mehmet. 1453 İstanbul'un fethedilmesi için Balkanların, Rumeli'nin fethi gerekiyordu, bu yapıldı. Şimdi dikkatlerinizi toplayacağım yer asıl şurası. 1389'dan 1402'ye kaç yıl var kıymetli dostlar? 13 yıl. Balkanların nasıl sadık olduğunu anlatacağım. Anadolu'da birbirlerini yemeye çalışan devlet gitmiş. Yıldırım Bayezid efendim devletin başından uzaklaştırılınca devletin artık bir boşluğa düştüğünü hepimiz biliyoruz. Peki Anadolu'da bunlar yapılırken Balkanlardaki 13 yıllık tecrübeyle bunların yapacağı da bu muydu deyip onlar da koy verselerdi, bıraksalardı ne olurdu hiç düşünüyor musun? O sebeple Balkanlar şu an için bile çok önemli. Şu an için bile Balkanlar ihmal edilemez. Edilemez yani. Oradaki Türk varlığı, oradaki Müslüman varlığı zaten çok sayıda. Yani mesela Makedonya özelinde oradaki Müslümanlar kendilerini %40'larda resmi olarak sürekli rakamlarla oynandığı için %25'lerde gösteriliyor. Ama benim de kanaatim orada %40'ları belki de aşan bir miktar. Yıllardır nüfus sayımı yapılmaması için nice bahaneler bulunuyor. Geçiyorum o kısımda. 13 yıl boyunca Osmanlı'ya nasıl bir tebaa oldular ki? Osmanlı'yı nasıl sevdiler ki? Osmanlı'ya nasıl bir sadakat gösterdiler ki? Devletin dağıldığı bir zamanda onlar dağılmadı. Dimdik durdular ve Osmanlı'nın belki de devamı konusunda da özellikle Haçlı İttifakı'na da fırsat vermeyecek şekilde sanki böyle bir önlerinde baraj oldu Anadolu. Kıymetli dostlar, İstanbul'un fethini biz Üsküplere, biz Bosnalara, biz Balkanlara borçluyuz. Bu küçük bilgilendirmeden sonra evet, biraz önce verdiğim bilgiler burada yer alıyor. 1389 Kosova'nın fethi, 6 Ocak 1392 konumuz olan Üsküp'ün fethi ve fetheden komutan ufak tefek bir takım tartışmalar olsa da kaynaklarımız bize Paşa Yiğit Bey'i söylüyor. Onun mezarına kadar fotoğrafları inşallah paylaşacağız. Bakın,
16. yüzyıl önemli bir Osmanlı tarihçisidir. Şeyhülislam'dır. Kemal Paşazade, İbn Kemal olarak da bilinen zat, cennet bahçesi olarak tanımlıyor Bursa'yı. Kaynağını da merak edenler dipnotunu da gösteriyor. Bunlar genellikle söylenir de kaynakları pek gösterilmez. Ve Rumeli'nin Bursa'sı diyor. Kemal Paşazade. Üsküp'ü fotoğraflarını acaba Bursa'da mıyız yoksa Üsküp'te miyiz dedirtecek fotoğrafları da paylaşacağız. Hasan Çelebi çok önemli bir tezkirenin sahibi. Türk Tarih Kurumu'ndan çıktı, yıllarca baskısı yapıldı. O da Üsküp'ün bir cennet bahçesi olduğunu söylüyor. Evliya Çelebi, diğer bütün Osmanlı tarihi kaynaklarda çok övgü dolu ifadeler Üsküp'le ilgili yer alıyor. Bakın, Yahya Kemal'den bahsettim ya, birazcık okuyacağız. Yahya Kemal'i de anlamaya çalışalım. Doğum tarihini özellikle yazdım, 1884. O yaşlarında, küçük yaşlarını kastediyor. O yaşlarında ben Üsküp minarelerinden yükselen ezan seslerini duyarak, içim bu seslerle dolarak yetişiyordum. Ezan-ı Muhammedi başladığı zaman evimizde ruhani bir sessizlik olurdu. Galiba Üsküp'ün sokaklarında da böyle bir rüzgar dolaşır. Bütün şehri bir mabet sükunu kaplardı. Annemin dudakları ismi Celal'le kımıldardı. 1300 sene evvel Hazreti Muhammed'in Bilal-i Habeşi'den dinlediği ezan asırlarca sonra hem dini hem milli sedamız olmuştu. O anda semamızın mağfiret aleminden gelen ledünni bir sesle dolduğunu hissederdim. Lakin bu sesler beni bütün ömrümde bırakmış değildir. Müslüman Türk çocuklarının dini ve milli terbiyesinde ezan seslerinin büyük tesiri olduğuna inanırım. Burada küçük bir anekdot aktarayım size. Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişte hakikaten Balkanlarla ilgili çok büyük faaliyetleri oldu. Ben de fahri olarak danışmanlık yaptığım dönemler oldu. Oradaki yapılarla alakalı Hatuncuklar Camii diye bir cami var. Yahya Paşa Camii'ye. Yıkılmış. Berbat bir durumdaydı. Çok affedersiniz yani işte esrar, eroin falan içilen bir yer haline gelmişken orası çok da güzel bir mabet. Küçük yani şöyle 6'ya 6, 8'e 8 belki o kadar bile değil. Küçük. Minaresi de çok uzun değil. Biz yapıldıktan sonra bir ziyarete gittiğimizde yanımda genel sekreter yardımcısı da vardı. Bir kadıncağız, yaşlı bir kadıncağız. Başında bir örtü, üzerinde bir manto geldi yanımıza. Siz dedi bu cami, yani oranın Türkçesiyle, çok da tatlı bir Türkçedir bu. Siz dedi bu camiyle ilgileniyorsunuz dedi. Arkadaşımız zaten asıl muhatap bu soruya. Söyledi yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok uzun bir minare değil. Fakat ne dedi biliyor musunuz o kadıncağız? Bu cümleler bana hemen onu hatırladı. Dedi ki Allah sizden razı olsun. Şu minarenin gölgesi benim bahçeme düşüyor. Minarenin gölgesinin bana verdiği huzuru, bana verdiği o güveni, o iç aleminin huzurunu ben hiçbir şeyle değişmem. Yani o minareler, o kubbeler falan var ya, biz burada kanıksadık, alıştık ama oralarda çok daha farklı şeyler ifade ediyor. Yahya Kemal bakın başka neler diyor. Üsküp'te biz Türkler en maddi, riyazi ve doğru bir tarih hesabıyla miladın 1392 senesinden 1914 senesine kadar tam 500 sene, 510 sene oturduk. Halbuki o şehri ezelden Slav addeden Sırplar, mesela onu fethettiğimiz 1392 senesinden evvel tam 510 sene işgal etmiş değillerdi. Cevabı şurada veriyor, zaten Üsküp o zaman yoktu. Yalnız adı olan küçücük bir köydü, Yıldırım Bayezid tarafından şimale karşı bir Türk müdafaa kalesi olarak kalesi diye kurulmuştu. Yani Üsküp, Yıldırım sayesinde Üsküp'e dönüştü. Daha önce adı çok da fazla zikredilmeyen bir köy durumundaydı.
Filhakika Üsküp yalnız vatan olarak değil, şehir olarak da gurbette hatırlanmaya değer bir beldemizdi. Üsküp şehrini Yıldırım Bayezid kurmuştur. Evvelce orada küçük bir kale vardı. Sonra 2. Murat bu şehri büyütmüştür. Üsküp'ün Yıldırım Bayezid tarafından fetih ve tesis tarihi 1392'dir. Ben ailece Üsküplü değilim. Yani aslını söylüyorum. Nişliyim. Fakat Üsküp'te doğduğum için iftihar ederim. Yahya Kemal'in son cümleleri de şunlar olacak. Bakın Üsküp'le ilgili ne diyor? Üsküp son zamanlara kadar ilk asırlardaki çeşmesini tamamıyla muhafaza etmiş bir Türk şehriydi. Murad-ı Sani yani 2. Murad devrinin canlı bir resmi gibiydi. Hak Teala, halk düzeltiyorum, buradan biraz yan geldiği için çok özür dilerim. Halk hala o lehçeyle konuşur, o türlü esvaplar giyer, o devirdeki gibi yaşardı. Bakın bu cümle önemli. Bu şehir Fatih devrinin ruhani bir mezarlığıydı. Her köşesinde bir evliya yatardı halkı. Rivayet ederdi ki ya Bağdat'ta bir evliya fazlaymış yahut Üsküp'te. Ulema henüz bu bahsi halledememiş. Bursa'da evliyasıyla tanınmaz mı? Bizim geçmişte 2000 yılında çıkarttığımız bir kitabın adı Ravza-i Evliya'dır. Evliya cennetidir Bursa. Evliya orası da öyle. Üsküp de öyle. Bizi bağlayan o kadar çok, o kadar alıntı yaptığımız yerle ilgili de bilgi var. Üsküp'le benzeştiğimiz o kadar çok yer var ki ona görsellerle birlikte paylaşacağız. Şimdi Yahya Kemal'in annesinin adını belki bilmiyorsunuz. Nakiya. Ben buradaki ifadeden sonra bir makale yazdım. Belki ilerleyen zamanlarda sizin evinize de ulaşır. Oğlum, dünyada iki insanı sev. Biri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i aleyhisselam, diğeri Sultan Murad Efendimiz. Macaristan'a kadar, kıymetli arkadaşlar, Murad ismi çok yaygındır. Yazılışına bazen O'nun yanına O konur vesaire vesaire ama Murad kelimesi orada acayip bir şekilde itibarı olan bir isimdir. Peygamber Efendimiz'e çok sevgi beslemesi gerektiğini söylüyor ya Nakiya'nın, aynı zamanda Murad'a da aynı sevgiyi, benzer sevgiyi gösterir. Bakın aslında Murad derken burada 1. Murad mı, 2. Murad mı çok önemli değil. Orada Murad, 2 Murad aslında 1 Murad'a dönmüştür. İkisi de oraya katkıda bulunmuştur. Varna Savaşı'ndan sonra Balkanlara, mesela görseli paylaşacağım, onun camisi de vardır. 2. Murad'ın camisi de vardır. Saat Kulesi'nin yanında. Murad ismi sevilen bir isimdir, sayılan bir isimdir, muhabbet edilen bir isimdir ve Nakiye Hanım'ın bu sözünü ben oğlum dünyadaki insanı sev diye o başlıkta bir makaleyi de dönüştürdüm. Şimdi biraz tarihi bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Çok uzun olmayacak, merak etmeyin. Osmanlı tarihi boyunca Üsküp siyaset, kültür, ekonomi, sanat ve bilim açısından Balkanlarda önemli bir merkez konumundaydı. Osmanlı bilim ve edebiyat tarihinin birçok ünlü simasının doğduğu, yaşadığı ya da hizmet verdiği bu şehirde 12 medresede yüksek öğretim yapılmıştır. Benim alanım da yani Osmanlılar bütün coğrafya dahil medreseler ve mektepler olduğu için bununla ilgili 2 sene önce de bir şeyde Edirne'de bir sempozyumda özellikle medreseleri konusunda bir tebliğ sunduğumu ifade edeyim. Eski Yeni Hamam civarındaki Emir İsmail Medresesi, Üsküp Türk Çarşısı'nda Meddah Medresesi, İshak Paşa Medresesi ve İsa Bey Medresesi bunlar içerisinde öne çıkanlar. Ve maalesef bunların içerisinde diğerleri ortadan, hemen hemen ortadan tamamen kalkmış. Sadece İsa Bey Medresesi aynı özellikte olmasa bile şu anda öğrencileri de var. Bir medrese, medrese oradaki algıyla daha çok lise düzeyinde eğitimi anlatıyor. Orada şu anda İsa Bey Medresesi'nin hem kızlarla hem de erkek öğrencilerle ilgili okulları olduğunu da ifade edeyim.
Bu evladı Fadyan diyarında daha 17. yüzyılda 120 mescit, Üsküp'ten bahsediyoruz. 120 mescit ya da cami. 20 civarında tekke. Yaşayanlar şu anda var. Daha merkezde Tevfik Yusuf Okulu'nun yanında Rufai Tekkesi var. Hakikaten çok da güzel restore edildi. İş adamlarımız tarafından çok da güzel hizmetler veriliyor. 9 Darul Kurra, yani Darul Kurra, Kur'an öğretilen ama biraz daha üst düzeyde Kur'an öğretilen yerler. 70 Sinyan Mektebi, yani çocukların gittiği okullar. 200 Sevilhane, su temin edilen yerler. 7 Vakıf Misafirhane, bunların hepsi zaten vakıf. Evliya Çelebi bu bilgileri veriyor. Başka kaynaklardan da farklı, aynı şekilde, aynı içerikte farklı bilgiler bulabiliriz. Bakın, Üsküp'te kimlerden bahsedeceğiz? Bursa'da doğup Üsküp'te ölen Aşık Çelebi. Bu ismi unutmayın. Oraya gittiğiniz zaman Gazi Baba diyecekler size. Gazi Baba mahallesi var şu anda. Gazi Baba orada Kadı Baba aslında ama zamanla Gazi Baba'ya dönmüş bu. Gazi Baba denilen kişi aslında Aşık Çelebi. Şiirleri, eserleri çok önemli. Bursa'da doğdu ama oraya, Bursa'dan Üsküp'e yol var arkadaşlar. İsterseniz bulursunuz. Üsküp'te yaşayıp Bursa'da ölen İsmail Hakkı Bursevi, Bursevi Hazretlerinin Üsküp'te görevi olmuş. Bazı rivayetler, farklı rivayetler varsa bile onunla ilgili, oradaki görev yaptığı sırada yaşadıklarıyla ilgili biz onlara takılmadan İsmail Hakkı Bursevi'nin, biz şu anda hakikaten Bursa için önemli bir isimdir. İsmail Hakkı Bursevi, Bursa'dan önce kendisi Aydosludur bu arada, onu da söyleyeyim. Üsküp'te görev yapmış, sonra da Bursa'da hayatını sürdürmüş. En verimli dönemi Bursa'da olmuştur, tekkesinde. Kemal Paşazade biraz önce cennet olduğunu tavsif etmişti ya, Üsküp'ün burası cennet dediği, cennet bahçesi dediği kişi Kemal Paşazade ve Taşköprüzade, biraz sosyal özellik tarihle meşgul olanlar bu ismi hatırlarlar. Çok önemli bir eseri var. Şakaykun Numaniye fi ulema devleti Osmaniye diye. Yani orijinali böyle ama Osmanlı bilginlerini anlattığı bir eser bu. Çevrildi. Bu özel kişi ve yazdıkları da özel. Bunu da özellikle ifade etmek istedim. Bursa ile Üsküp arasındaki tarihi kültürel bağların kuvvetlendirmiş bu isimler. Ve bu bağın günümüze taşınmasında da önemli etkin rol üstlenmişler. Çeşitli etnik unsurların bir arada kardeşçe yaşayabileceğine dair en güzel örnek Rumeli'dir. Onun özelinde de Üsküp'tür arkadaşlar. Türk, Arnavut, Boşnak, Torbeş, Ulah ve diğerleri etle tırnak misal yapışık ve tarihle barışık olarak 500 yıl hiç kavga etmeden son oradan yaşananlar, Balkan Savaşları öncesini kastediyorum 500 yıla. Son 10 yıl belki, son 15 yıl biraz sıkıntılı geçti. O da yani Sırpların yaptıkları 500 yıl hiç kavga etmeden huzur içinde bir arada yaşanmışlardı. Osmanlı akıncıları, gelelim Paşa Yiğit Bey'e. Osmanlı akıncıları Rumeli'nin fethinde ve yerleşiminde çok büyük katkı sağlamışlardı. Çandarlı Paşa'nın en büyük yardımcıları durumundaki Akıncı Beyleri, bakın Timurtaş Paşa, yine Bursa'da bizim misafir ettiğimiz kişilerden biridir. Onun oğlu Yahşi Bey, Paşa Yiğit, Yancı Bey ve Kutlu Boğa, Evrenos Bey, onların her birisi o dönemde o coğrafyada birçok fetihlere katılmış ve Osmanlı'nın topraklarını günden güne genişletmiş kişilerdir. Osmanlı topraklarına ilk dönemlerde göçenlerin en çok yerleşmeye çalıştıkları Saruhan. Geliyoruz Anadolu'ya. Osmanlı coğrafyasına gelmek için şu anda Yunanistan'a bir an önce gitmek isteyen şeyler var ya, denizde maalesef çok sıkıntılar yaşanıyor. O dönemde de bizim Anadolu'ya, gerçi bizim Suriye'den de ilk geldikleri adres yine 4 milyon üzerinde Anadolu'dur. Anadolu hep böyledir. Anadolu sığınaktır ama ilginç bir şey söyleyeceğim. Üsküp kelimesinin Latince'deki karşılığı da sığınaktır. İlginç bir şey. Sığınılan yer manasına
geliyor. Bazen birkaç harfle ilgili değişiklikler olsa bile değişmemiştir anlamı. Manisa, Saruhanoğulları falan da diyoruz ya, Manisa ve çevresinde 1390 yılında topraklarına katan Yıldırım Bayezid, oğlu Şehzade Ertuğrul'u buraya sancak beyi yaptı. Oraya geldiler. Oraya göçmen olarak gelenler var. Bakın sonra ne oldu? Bir takım asayiş sorunları ve nüfus yoğunluğu sebebiyle babasının emriyle Ertuğrul Çelebi Saruhan bölgesinden kavmin ulusu Paşa Yiğit Bey ya da halkının ulusu, kaynakta tırnak içinde aldığın bilgi aynen geçiyor demektir. Paşa Yiğit Bey başkanlığında 10-15 hane arasında göçerleri bugün Bulgaristan, Filibe yöresine gönderdi. Zamanla Anadolu'nun değişik yörelerinden Rumeli'ye pek çok göçmen yerleştirildi. Bakın bununla ilgili bir takım spekülasyonlar oluyor. Haritaları konuşacağız ama sadece Manisa'dan gidilmemiştir. Tokat'tan, Konya'dan, Aksaray'dan Rumeli'ye epey oraya gidenler bakımından söylüyorum, göçmenler oraya ulaşmıştır. Buradan hicret oraya edilmiştir. Sonra da tarih tersine dönüyor. Onu birazdan ayrıca konuşacağız. Üsküp Osmanlı ve Müslüman yapan bu Fatih, Paşa Yiğit Bey'den bahsediyoruz. Kaynaklarda Paşa Yiğit Mehmet Bey, Paşa Yiğit Bey veya kısaca Paşa Yiğit olarak anılmaktadır. Yıldırım Bayezid Rumeli'nin fethini daha da genişletmek amacıyla büyük askeri yararlılığını gördü. Paşa Yiğit Bey'e Üsküp ve çevresini fethetme görevini vermişti. Akıncı kuvvetlerinin başında gösterdiği büyük kahramanlıklar ve cesareti sebebiyle Paşa Yiğit Bey ayrıca Üsküp'e sancak bey olarak atanmış ve yıllarca şehrin idaresinde söz sahibi olmuştur. Şu cümleyle tamamlayıp Üsküp'ü fethetmekle birlikte şehrin Türk-İslam rengine bürünmesinde ve önemli bir merkez olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Rumeli'de, Balkanlar'da ilk adım Paşa Yiğit'in ortaya koyduğu eserlerle olmuştur. Osmanlı'ya ait ilk eserler onun ortaya koyduğu eserler olmuştur. Bakın, Üsküp'ü fetheden Paşa Yiğit Bey hiç vakit kaybetmeksizin şehirde Müslümanların ihtiyaç duyduğu dini, sosyal, kültürel pek çok eseri inşa etti. Bir İslam şehrinin en önemli unsurları olan camiyle işe başlayan Paşa Yiğit Bey buna ek olarak bir medrese ve bir tekke yaptırarak bir külliye oluşturdu. Üsküp Türk Çarşısı'ndaki mahallesinde yaptırdığı bu külliyedeki eserler aynı zamanda Rumeli'deki ilk Osmanlı kurumları, ilk Osmanlı kurumları olarak da tarihe geçmiş oldu. Cami ve medresesi zamanla kendi adından ziyade hocası Meddah Baba. Nasıl Fatih Sultan Mehmet'in bir Akşemseddin'i varsa, nasıl Osman Gazi'nin bir edebalisi varsa, Paşa Yiğit'in de Meddah Babası var. Fotoğrafı göreceğiz ilerleyen slaytlarda, yan yana da şu anda gömülmüş durumda. Yani 100 yıllardır böyle. Şu andaki durumu da farklı değil. Hocasının adıyla anıldı medresede. Paşa Yiğit yerine Meddah Medresesi, Meddah Camii, bunlar bu isimle şöhret buldu. Üsküp tarihinin en önemli ve en eski medresesi olan Meddah Medresesi, 2. Dünya Savaşı'na kadar pek çok ünlü din alimi yetiştirmiş bir kurum oldu. 1392 yılından Sırbistan ve Bosna'nın Osmanlı hakimiyetinin geçmesine kadarki devrede Üsküp, Bosna'ya uzanan coğrafyada Türk bölgelerini idare eden uç beylerinin de merkezi olmuştur. Askeri açıdan bir merkez haline gelen Üsküp, sahip olduğu bu stratejik özelliğini Belgrad'ın fethiyle, 1521'deki fethiyle getirmiş ve ikinci plana düşmüş. İkinci plana düşmek etkisiz manasına gelmiyor. Stratejik konumu sebebiyle. Ve tamamlıyoruz. Yaklaşık 22 yıl süren Üsküp Uç Beyliği görevinden 1414'de görevine ayrılan Paşa Yiğit Bey 1426'da aynı kenti vefat ederek görevinden 1414'te ayrılmış. Evet.
26'da vefat etmiş ve Medan Medresesi avlusundaki özel türbesine gömülmüştür. Bugün hiçbirinden iz kalmamış olan külliyedeki cami, medrese ve türbenin yer aldığı avlu içinde yakın zamanlarda tespit edilen Paşa Yiğit Bey'in kabrinin birkaç metre ötesinde Medda Baba'nın mezarı da mevcuttur. Onu fotoğraf geldiği zaman açıklayacağım. Yine Bursa'nın nasıl elinin oralara uzandığını sizinle paylaşacağım. Ve fotoğraflar kısmına geçiyoruz. Şimdi lütfen dikkatinizi istirham edeyim. Bizim çocukluğumuzda Yugoslavya vardı. Biz Yugoslavya'dan bir şey geldiği zaman var ya, nasıl heyecanlanırdık. Teknolojisi, sanayi o kadar yüksek bir yer ki oradan gelecek bizim ülkemizde üretilmediği dönemlerde çok iyi bir gelişmiş bir ülkeydi. Başında Tito vardı ve 1991'de Rusya'nın başına gelenler oralar, çünkü sosyalist bir ülke buraları. Aşağıda Arnavutluk farklı. Arnavutluk bu şeyin içerisinde değildir. Arnavutluk tamamen Adriyatik'e sırtını dayamıştır. Yugoslavya'nın dışında bir ülkedir bu. Ve gördüğünüz gibi 91'de 7 ayrı, 92'ye kadar devam etti bu süreç. 7 ayrı ülkeye dönüştü. Yukarıdan başlarsak Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, efendim Sırbistan, ondan sonra Kosova ve bize en yakın yerde Makedonya, coğrafi bakımdan Makedonya. İstanbul'da uçağa bindiğiniz zaman 1 saat, çok zorlarsanız 1 saat 15 dakikada Üsküp'e varıyorsun. Bu kadar yakın. Yani geçmişte zaten at üzerinde de çok fazla zaman almıyordu demektir bu. 7'ye ayrılmış bir coğrafya. Bu Sırbistan'ın niçin böyle olduğunu, niçin toprağının bu kadar geniş olduğunu, Bosna'nın Hersek'le nasıl birleştiği, bunların her birisinin siyasi bir takım stratejik açıklamaları var. Bosna Hersek'in niçin Adriyatik Denizi'nde küçücük bir yer ayrıldığını, ama Hırvatistan'ın işte burada din faktörü de çok önemli. Yani Müslüman olduğunuz zaman sizde sağlanan veya sağlanmayan imkanları buradan görme şansı vardır. Kosova ve Makedonya'nın zaten denizle herhangi bir irtibatı yok. Karadağ aşağı doğru indirdiğiniz zaman zaten Arnavutluk var orada. Şimdi Makedonya'yı biraz daha yaklaştıralım. Makedonya, Kuzey Makedonya, bu da Yunanistan'ın biraz fazla ısrarından dolayı bu, çünkü kendilerinde de bir Makedonya bölgesi var. O güney oluyor, şu tarafta Gris yazan kısımda. Yani Makedonya yakın kısımda. Velhasıl birçok destekle vesaire, maddi desteklerle adeta kandırıldı da diyebiliriz. Ve Makedonya isminden vazgeçip Kuzey Makedonya'ya artık uygun gördüler. Avrupa'da hakikaten bu konuda ciddi destekler veriyor. Birazdan fotoğraflarda da göreceğiz. Üsküp Kosova'ya yakın. Kosova'nın başkenti Prizren, burada Priştina düzeltiyorum. Prizren Türk kenti. Priştina arasında 1,5 saat, çok trafik yoğun olsa 2 saatlik bir mesafe var. Yakın ya. Bunların her birisi zaten Yugoslavya coğrafyasında yani şehirler durumundaydı. Birbirlerine çok yakın. Kuzey kelimesinin üzerinde Velez'i görüyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim, şu anda Türklerin Köprülü olarak bildiği. Ama orada Velez, Tito Velez olarak, Tito artık ölüp gittikten sonra sadece Velez kelimesinin, havaalanı da buraya yakındır. Üsküp havaalanında. Ve mesela bakın, Tetovo dedikleri yer, Türkler kalkan delen biliyor. Yani ben Alaca Camii'ni gösteremeyeceğim, Harabati Baba'yı size anlatamayacağım, tekkeyi anlatamayacağım. Saatlerce konuşulacak özellikleri var. Gosti var. Avrupa'da ne kadar tatlı satan yer varsa da, bizim burada Karadenizlerin ekmek fırınları meselesi var ya, fırınların onlara aidiyeti, Avrupa'da da Gosti vardır. Yani tatlıcı bir memlekettir. Onu da sonra belki fırsat olursa görüşürüz. Evet, bunun güneyinde Alvani dediği yer, Arnavutluk, çok önemli bir yer. Hakikaten çok önemli bir yer. Kuzey Makedonya coğrafyamız böyle. Şimdi merkezde bu
çok fazla heykellere meraklı değilim yani, onu söyleyeyim. Meraklı olanlar vardır. Yani o heykel aslında başa beladır yani. Bu dünyada da öteki dünyada da o kısımları geçmiyor. İlahiyatçı olarak söyleyeceğim çok şey var ama ben bir tarihçi kimliğimle söylüyorum. Bu epey bir heykel göstereceğim. Çünkü Avrupa'da, Balkanlar'da hiçbir yerde bu kadar heykel göremezsiniz. Üsküp'te göreceğiniz heykeller. Bunlar 20 sene önce yoktu. 20 senedir, hatta 10 sene, 15 sene içerisinde orası o hale getirildi. Fotoğrafları şimdi aktaracağım. Bu kim? Bu Büyük İskender. Makedonya'nın kurucusu. Biliyorsunuz, yani şu andaki Kuzey Makedonya'nın, efendim Yunanistan'ın, Anadolu'nun, Hindistan'a, Mısır'a kadar genişleyen bir coğrafyanın sahibiydi Büyük İskender. Yani İskenderiye, mesela Mısır'da İskenderiye diye bir şehir var, ona atfendir. İskender kelimesi de orada sevilir, onu da söyleyeyim. Alexander kelimesinin biraz Türkleştirilmiş kelimesidir. Kebabını biliyoruz ya, yani oradan da devşirildiğini çıkartabilirsiniz. Büyük İskender'in tam merkezde, bakın devasa bir heykeli var. Birkaç yerden çekilmiş fotoğrafı var, böyle atın üzerinde bayağı görkemli bir fotoğraf. Bu gayrimüslimlerin yaşadığı kısım, Vardar'ın kuzey tarafı bu. Güney tarafında Müslümanlar yaşıyor. Nasıl iki ayrı dünya olduğunu, Vardar'ın nasıl ayırdığını daha sonra göreceğiz. Evet, aynı şeyin biraz daha yakından fotoğrafı. Evet, bu babası 2. Filip, Makedonya kurucusunun babası. Çünkü aşağıda birkaç tane daha kullanacağım. Bakın daha güzel. Bakın şurada annesi galiba nedir adı? Olimpia. Yanlış hatırlamıyorsam. Olimpia. Yani çocukluk zamanında bakın bir sonraki şeyde de bakın arada Büyük İskender'in heykelleri var. En yukarıda babasının heykeli var. Yani ailece bir şey yapmışlar burada. Bakın almış annesinin kucağında İskender. Yani böyle bir havuzun hemen yanında böyle dikilmiş bir fotoğraf. Bu ise Müslümanların yaşadığı yerde, sadece orada değil Kosova'da, başka yerlerde de göreceğiniz Osmanlıların devşirdiği, yani her zaman arada bir hainler çıkıyor. Bir hain de bu. Bu da İskender Bey'dir. Arnavut kendisi. Gerçi çok sadrazam da çıkmıştır Arnavut ama bu haini olan ve Osmanlı'ya kendi yetiştirdiği devletine, kendi yetiştirdiği hatta kültürüne sadece o coğrafyada biraz daha nam salabilmek adına, onu Arnavutluk konusu olursa belki daha sonra detaylı olarak konuşuruz. Bu da İskender Bey'in heykeli. Bu da Üsküp'te yer alan heykellerden biri. Bakın, bu fotoğrafa bakın Allah aşkına. Yani size nereye hatırlatıyor? Sanki bir pencereden çekilmiş bir Bursa fotoğrafı değil mi? Yani Bursa böyle, aslında bu görülen cami Türk Çarşısı'nın tam merkezindeki Muratpaşa Camii. Allah defalarca vaaz vermeyi de nasip etti. Orada sürekli vaaz veren kişi de benim öğrencimdir, profesördür kendisi. Ve bakın oradan bir kesit. Karşı taraf gayrimüslimlerin yaşadığı, Makedonların diyelim yaşadığı, bu taraf ise Müslümanların. Şimdi Müslümanların evleri de zaten Osmanlı tipinde evlerdir. Bakın, burası 1950'lerde çekilmiş bir fotoğraf. Vardar'ın üzerindeki o köprüyle ilgili bir fotoğraflar göreceğiz. Vardar Nehri üzerindeki Müslümanların yaşadığı tarafta, bakın eskiden 1950'lerde sorun yoktu. Karşı tarafta da Müslümanlar yaşıyordu. Ama daha sonra bunlar maalesef yer değiştirdi. Bakın, Vardar Nehri'nin yanında ne yazıyor? Üsküp şehrinden selam. Yani Osmanlıca harflerle bir hatıra, ne kadar nefis bir fotoğraftır bu. Tablo çizilecek güzellikte bir fotoğraf. Bu geçmişe ait bir fotoğraf.
Bakın bu da biraz önceki Murat Paşa Camii, biraz daha geriye çekelim. Biraz daha geniş bir kesitte. Karşı tarafta, sağ tarafta Mustafa Paşa Camii var. Kaleye hemen yakın. İşte Suluhan, işte camiler. Yani şu kısmı baktığınız zaman Müslümanların yaşadığı kısım tamamen Bursa panoraması. Bakın yine bir fotoğraf daha. Buradan yani benim aslında arşivimde çok daha fazlası vardı. Onlara inebilecek zamanım olmadı. Ama belki yarın öbür gün eğer bir çalışma yapılırsa kendi fotoğraflarımı da ayrıca paylaşacağım. Bu fotoğraflar da çok nefis. Sanki hakikaten şuradan bakınca eğer yabancı bir takım kelimeler, bizim şu anda da ülkemizde de artık yabancı birçok firmanın ismini görüyorsunuz. Çok da yabancısı değiliz bu konunun ama yani genel silüet bakımından Bursa'dan bir farkı olmadığını söyleyebilirim. Bakın bu da Vardar Nehri'nin öteki tarafına geçtiğiniz zaman sanki iki ayrı dünya. Müslümanlar yani 220 metre Vardar Nehri, 6 metre genişliğinde. Vardar Nehri'nin bu tarafından başlıyorsunuz, 220 metre sonra başka bir dünya. Yani ben çok hoşuma gitmedi. Yukarıdan çekilmiş bir fotoğraf. Yani bunun için Avrupa Birliği'nden dünyanın parasını aldı. Yani böyle bir şey mimar arkadaşlar daha iyi karar verirler ama bu çok da mantıklı bir şey. Yani üçgen tarzındaki şeylerin çok sağlıklı olduğu kanaatinde değil. Ama bu şekilde yapılmış. Bu geniş bir alan oluşturulmuş. O alanda neler katledildi fotoğraflarla sizinle paylaşacağım. Bakın paralar harcandıktan sonra kabul etmek lazım ki güzel de ışıklandırma yapılıyor. Işıklandırma önemli bir iş. Bazen bunu beceremiyoruz. Yani bu bir uzmanlık gerektiren bir şey. Ama bu fotoğraf sanırım bize nasıl olması gerektiğiyle ilgili bazı ipuçlarını veriyor. Yani size sempatik gelen sadece çok renklerin kullanılması değil, uygun, mütenasip bir şeyin kullanılmasıdır. Bunu Batılılar galiba iyi yapmışlar görünüyor. Arka tarafı arkeoloji müzesi. Devasa. Bunlar sonradan yapılan binalar. Yani bunlar yapılmadan önceki durumları da bildiğim için 12 tane gözü var arkadaşlar şöyle eyvan tarzında olanlar. Köprü gözlerinden bahsediyorum. Bakın yine köprüden bir başka görünüm. Başka bir görünüm. Şimdi biraz daha yakından aslında bu şeyi gösteriyor mu? Kırmızı şey yok. Var mı bunu? Tamam. Bakın. Mikrofonu alayım da ben. Bu tam ortasında bir mihrap. Vardar Köprüsü'nü 2. Murat yaptırmış. Başlamış en azından. Fatih Köprüsü olarak biliniyor. Oradakiler de biliyor ama bakın birazdan fotoğraflar onu da gösterecek. 2. Murat tarafından yaptırılan, hani belki Fatih döneminde ikmal ettirilen, fakat nasıl bir sadakatle, nasıl bir samimiyetle yapılmış ki, o kadar çok bombalar atıldı, bunu da atıldı fakat yıkılmadı arkadaşlar. 1963 Üsküp'ün en büyük depremidir, buna bir şey olmadı. Elbette zamanın geçmesiyle bir takım tamirler gerekebilir. Bunlar normal şeyler. İnsandan daha kötüsü yok zaten. Bakın neler de yapıldı. Bu mihrap kısmını bir türlü kaldıramadılar. Makedon yani gayrimüslimler. Ve bunu olduğu gibi attılar aşağı, kırdılar. Yani. Bunun başka fotoğrafını da göreceğiz. Bir arkadaş yardımcı olacak mı acaba? Galiba oldu. Tamam. Çok affedersin. Yakın bu çekimi bakın. Çok affedersiniz. Şurada. Bakın mihrap. Mihrap ne demektir? Aslında kıbleye bakan kısmı gösteren bir şeydir. Yani bu bir işarettir. Bir sembolik değeri vardır.
Bu yapılmış dıştan görüyoruz. Birazdan içten de göreceğiz bunları. Ve bunu olduğu gibi yıktılar, dayanamadılar. Sonra Türkiye devreye girdi. Güçlüyseniz girebiliyorsunuz. Uzun yıllar, bayağı bir yıl orası mihrapsız kaldı. Sonra Türkiye devreye girdi. Tekrar mihrap yapıldı. Bakalım burada mı yoksa biraz ileride mi? Bakın şeyler, kesitler. Bakın Müslümanların yaşadığı yere, bakın tam oraya kadar getiriyorlar. Şeyi görüyorsunuz. Filipin heykeli burada. Bakın burada Davutpaşa Hamamı bu. Ve buradan Türk Çarşısı'na giriyorsunuz. Oraya kadar getirdiler heykelleri. Geçelim. Bakın ne yaptılar? Yani bu kadar terbiye edebildiler. Çok daha farklı şeyler yazıldı, çizildi. Renkler, acayip boyalar kullanıldı. Yok göstermek için. Sonra TİKA devreye girdi. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra daha temiz hale getirildi. Ve üzerinde de bir kitabe de kondu. Ve kitabenin yakından da İngilizce, Türkçe biçimi yok ama orada da aynı şekilde 2. Murat döneminde yapıldığı kaydediliyor. Rahat olmadılar. Arkadaşlar, yani ruhları kirli olunca tam bunun karşısına gittiğiniz zaman göreceksiniz. Osmanlı'ya isyan eden, Osmanlı askerlerini şehit etmekle kendisini böyle farklı bir kişilik olarak lanse eden Karpoş adında birisinin orada bir hatıra yeri tam karşısında. Yani 6 metrenin bu tarafında bu var. Bu tarafında, iki tarafında, köprünün iki tarafında, onun içinde bir anıt, bu kadar olmasa bile anıt konmuş. Yani orada yaşamak şu anda kolay bir şey değil. Ama şu anda dengeli bir şekilde götürülmeye çalışılıyor. Şimdi bir fotoğraf daha. Bu fotoğraf neler gösteriyor? Yukarıya bir bakar mısınız? Dağ. Bu pek çok yorumcunun iştirak ettiği bir husustur. Osmanlı eserlerini gölgelemek adına oradaki heykeller ve haç işareti. Bu nasıl bir korkudur ya Rabbi? Bilmiyorum, geçen hafta anlatıldı mı? Bunu sadece burada görmüyorsunuz. Bosna'da mesela şeye gittiğiniz zaman da, şehirlerini dolaştığınız zaman da orada tepelere birçok haçların konduğunu görürsünüz. Ve bunu ne kadar bizim haçın yüksek olduğunu, onlar adına söylüyorum, gösterme çabası olarak aktarırlar. Ama Aliye İzzet Begoviç'e ait olduğu ifade edilen çok güzel bir söz var. Siz ne kadar yükseğe haç koyarsanız koyun, bizim hilalimize asla yaklaşamazsınız. Hilal dediği ay. Siz istediğiniz kadar yüksek yerlere haçlarınızı dikin. Hilalimize yaklaşamazsınız bile. Bakın ben merak ettim, oraya kadar da gittim yani. Bu kadar, bazıları 66 diyor, bazıları 70 metre yüksekliğinde. Geceliğin çok enteresan tabii. Geceliğin dağ görmüyorsunuz ya. Sanki gökte böyle sürekli asılı kalan bir haç işaretini görüyorsunuz. Şehrin her yerinden görülüyor. Buradan bakın Osmanlı tarafı, Müslümanların yaşadığı taraftan Taşköprü Oteli şu sol tarafta Müslümanlar işletiyor. Bu Müslümanlar tarafından, karşı taraf gayrimüslimlerin yaşadığı yer, çekilmiş ama nefis bir şey fotoğraf, her şeyi anlatan. Ben bunu biraz daha şöyle detaylandırıyorum. Başka bir yerden çekilmiş. Bir kilisenin de gölgesinde çekilmiş. Her taraftan görünüyor. Ve yakından bir fotoğraf. Bakın bu tamamen yakından çekilmiş. Oraya kadar gitti, gördük. Yani ne olduğunu anlamak adına böyle bir şey ışıklandırılıyor. Hocam, bir de haçla ilgili baskın oluşturma için çıkmaları oradakilerin nüfusu aldığı veya işte yönetim Hristiyanlığı. Tabii. Şu anda zaten öyle. Bakın bu milenyum haçı deniyor buna. Unutmadan söyleyeyim. Milenyum haçı, hani 2000'e milenyum dendi ya. 2002'de tamamlandı bu. Ve Avrupa Birliği'nden
Makedonların yaşadığı o bölgeyi modernleştirmek adına çok büyük bütçeler kotarıldı. Ve sadece bunda da kalınmadı, milletin parasını, yani bütçeden harcandı. Yani sadece Müslümanlar değil, belki de daha çok gayrimüslimler de buna kızdılar. Çok para harcanıp da milletin paralarını, vergilerini falan buraya harcamaları sebebiyle. Şu anda zaten çoğunluk gayrimüslimlerdi ya, Makedonlarda, yönetim de onlardı. Ama bakan düzeyinde, milletvekili düzeyinde, elbette genel müdürler düzeyinde bizim de tanıdığımız dostlarımız da var. O hizmetleri veriyorlar. Yani yine dengeli derken onu kastediyorum. O ciddi tartışmalara yol açmayacak şekilde ama yine de yani pek namusuna da uymayarak %40 olması gerekirken son işte 1900'lerde, 1990'larda yapılan veya 2000 yılı başında yapılan bir sayımı esas alarak 2022'yi planlıyorlar. Böyle bir takım haksızlıklar da oluyor. Evet, çok güzel binalar yaptılar. Dediğim tarzda elde ettikleri, biraz önce bahsettiğim arkeoloji müzesi. Bakın bu, hakkında ben de bir makale yazdım. Aziz Kiril ve Aziz Metodi. Böyle bir üniversite var orada, Üsküp'te. Tam üniversitenin arkası üniversite. Üniversitenin öndeki heykeldir. Kim bunlar? Bursa'ya gelmiş biliyor musunuz? Uludağ biliyorsunuz ki Cebeli Keşiş'tir. Yani Keşişler Dağı ya. O sebeple ben de biraz Bursa tarihi üzerinde de yoğunlaştığım için öyle bir yazı yazdım. Bunların hayatlarını da biraz karıştırdım. Hakikaten şu anda Sırp dünyasının en önemli yani yönlendirici, mürşidi sayılacak isimlerdir bunlar. Hristiyanlık bakımından. Ve eğitimlerini, kendi gelişmelerini, inziva sürecini bizim Uludağ'da geçirmişlerdir. Uludağ'da bir gün acaba coğrafya okurken yani 4-5 kere yazı yazdım. Hakikaten Uludağ çok özel bir yer. İnşallah onu da konuşuruz. Aziz Metodi, Aziz Kir. Yani bunlar Aziz biliyorsunuz Hristiyanlıkta özel bir manevi rütbe. Geldik Türk çarşımıza. Ne kadar vaktimiz gitti Nuh Muaz? Yani süremizle ilgili sorun var mı? Yok, peki. 1900 yılında eski Üsküp çarşısı. Birazdan bizim normal çarşıda dolaşacaksınız, emin olun. Günümüzdeki Üsküp çarşısı ama ben böyle iki tane fotoğrafla yetinmeyeceğimizi tahmin ederek bakın canlı şu anda bizim çarşı farklı bir şey değil ya. Yani. Evet. Bu Mustafa Paşa Camii'ne çıkan yol. Bu biraz önce Murat Paşa Camii demiştim. Orayı gösteren bir fotoğraf. Bakın yani insansız çekilmiş fotoğraflar daha da güzel gösteriyor. Buraya gittiğiniz zaman öyle çok da fazla hani ben Makedonca bilmiyorum. İngilizce biliyorum ama acaba çatpat hiç gerek yok. Siz zaten hemen anlıyorlar. Onlar güzel Türkçe biliyorlar. Yani hepsi Müslüman değil buradaki esnafı. Müslüman olmayanlar da son derece sizinle anlaşabilecekleri bir Türkçe'ye sahipler. Bakın ve en ilginçine geldik. Bunu orada yapıyorlar. Murat Paşa Camii'nin dibinde. Ben de mesela bu çok hoşuma gitti. Çocuklarımı almıştım mesela. Bunlar orada bizim belki de unuttuğumuz çok da fazla çarşıda artık göremediğimiz bir çarşılarımızda orada görebilirsiniz. Şimdi Üsküp Kalesi önemli bir kale. Bakın Üsküp Kalesi'den bir takım görüntüler uzaktan Vardar Nehri ve arka tarafta Üsküp Kalesi geceleyin çekilmiş bir fotoğraf. Evet yine Üsküp Kalesi'ni gösteren surlar. Bir panoramik fotoğraf. Gayrimüslimlerin yaşadığı yer modernliği gördünüz. Biraz önce hani Bursa'ya benzediğini söylediğim kısımları da hatırlayın lütfen. Bedenleri diyelim. Evet. Yine gayrimüslimlerin yaşadığı kısım. Bakın bu kalenin girişi. Geçmişte bazı belediyelerimiz... Oradaki çocukların sünnet cemiyetleri falan burada yaparlardı. Bizim de geçmişte gittiğimizde konuşma yaptığımız yerlerden biridir.
arka taraftaki Mustafa Paşa Camii, bakın şu, şöyle geleyim, şu kısmı, bakın şu bina, şimdi göreceğimiz bina. Bu Osmanlılar döneminde telgrafhane burası. Burası vilayet, yani valilik. Zaten telgrafhanenin valiliğe çok yakın olması gerekiyor ki anlık haberlerin ulaşılabilmesi. Bu kalenin olduğu yer. Yani zaten kendisini korumaya almış. Mustafa Paşa Camii de hemen arkasında bütün görkemiyle duruyor. Burası, şimdi camilerle ilgili birkaç tane örnek, çok cami var. Yani ben birkaç tane bilinen, bu Alaca ya da İshak Bey Camii. İshak Bey Camii ve haziresini görüyorsunuz. İshak Bey'in de türbesi orada. Bu yandan bir fotoğraf çekilmiş aynı caminin. İçinden çekilen bir fotoğraf. Bir de eski bir fotoğraf. Muhtemelen 100 yıllık bir fotoğraftır. Aynı caminin çekilmiş. Arkada bu camiyle ilgili zaten türbesini ve cami minaresinden anlıyoruz. Şimdi lütfen dikkatiniz, siyah beyaz bu. Ne yapabiliriz ki? 1930'lara kadar varlığını sürdüren Burmalı Camii. Nerede? Lütfen dikkat. Burası Vardar Köprüsü ve cami burası gayrimüslimlerin yaşadığı yer. Hani dedik ya modern binalar falan. Burma, yani birazdan bir çizimini göstereceğim. Bakın bayağı bayağı bir cami, öyle küçük de bir şey de değil bu yani. Bunu kaldırıyorlar. Ve işte diyorlar ki bunun altında, hani şu anda İsrail'de bizim Mescid-i Aksa'nın altını oymaya çalıştıkları gibi bir takım gerekçelerle, işte daha önceki dönemlere ait orada bir kilise vardı, o sebeple falan diye, yani tamamen saçma sapan bir takım nazariyelerle bunu yıktılar ve şu anda orasını, işte size bir kısmını gösterdiğim, bir kısmını gösterdiğim ama onu birkaç kereyle çarpacağınız heykellerle doldurdular. Bakın çizimden anlarsınız. Burmaları da, minaredeki burmaları fark edebilirsiniz. Hemen de Vardar Köprüsü'nün yanında. Arkadaşlar bu köprüden Müslümanların yaşadığı kısma, Türk çarşısına girdiğinizde sizi karşılayan ilk yapıdır. Davutpaşa Hamam. Bu hamam hemen devamında bu ismi geçti. İsa Bey Camii. Şimdi üzülerek söylüyorum tabii ki. Bakın İsa Bey Camii, ben eski bir fotoğrafını aldım. Çünkü bizim şunu şu anda göremediğimiz, haziredeki mezar taşlarını görüyor musunuz? Şu anda yok bunlar. İsa Bey Camii önemli bir cami. Medresesi de son derece önemli. Halen onun medrese öğrencileri oraya aidiyetleriyle kendileri hakikaten övünüyorlar. Kurşunlu Han. Orada hanlar, birkaç tane han var. Sulu Han, Kurşunlu Han. Evet, bu biraz önce kaleyi resimlerken veya oradaki slaytlar geçerken söylediğimiz Mustafa Paşa Camii. Büyük bir cami. Başbakanımızın bulunduğu bir sırada bizim de burada bir konuşma, vaaz verme şansı bulmuştuk. Bizim Büyükelçiliğimize, Türkiye Büyükelçiliğimize oldukça yakın bir yerde Mustafa Paşa Camii, türbesi de, onu yapan kişi de orada. Sanırım Kanuni Sultan Süleyman'ın kayınbiraderi olacak, yanlış hatırlamıyorsam. Buna Çoban Mustafa Paşa da diyorlar. Bu Yahya Paşa Camii. Yahya Paşa Camii ve içinden bir kesim. Bizden farklı bir şey yok. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bosna bile biraz farklılaşmış olabilir. İbadetlerimizin, biz namaz camilerdeki ibadetlerden bahsediyorum. Müezzinlerin okuduğu dualardan bahsediyorum. Söylediği tesbihatlardan bahsediyorum. Bizim Bursa'dakini aynı şekilde Üsküp'te görürsünüz. Arnavutluk'ta aynı sıcaklıkta bulamayabilirsiniz. Üsküp'te, Saraybosna'da yakın bir şekilde bulabilirsiniz. Yani orada tabii orayla ilgili yine görseller lazım. Bizim belki de ulaşmamız gereken bazı özellikleri biz orada görüyoruz.
Mesela kadınların namaz kılmalarıyla ilgili burada çok büyük sıkıntılar var. Bizim son cemaat mahalleleri var ya şu anda camilerde tamamen kadınlara mesela ayrılmıştır. Öyle şey falan da çekilmiş değil. Perdeler şunlar bunlar değil. Yani ta batının işte en batıda en uçta olmanın o etkileşim neleri görüyorum? Yani ben bunu yadırgadığım için söylemiyorum. Son derece modern bayanlı bir giyimli bir bayanın çantasından çıkartıp örtüsüyle namazını kıldığını hepimiz görüyoruz yani. Orada şu anda çok tabii bir şey yani. Dışarıda farklı bir kıyafeti ama oraya girdiği zaman saygıda kusur etmeyen kıyafetiyle oranın şartlarında bunları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bosna'da bizim, Üsküp'te bizim, Tiran'da bizim. Arnavutluğun, Kosova'nın, Kosova, Makedonya çok birbirine benzer. Mesela çay konusunda yani Bosna'da çok az görürsünüz. Arnavutluk'ta çay yoktur. Ama Makedonya'da aynı bizim Ulu Cami etrafında içtiğiniz çayın kalitesini orada yakalarsınız. Kosova'da dahil. Çok çok yakın. 1876'da Hıslı Paşa tarafından yapılan Osmanlı tren istasyonu. Oraya kadar trenlerimiz gitmiş. Bağlantılarımız güçlü. Ve geldik. Konum sırasında ifade etmiştim. İkinci Murat Camii, tepede. Büyük bir cami. Ve karşısında enteresandır arkadaşlar. Saat kuleleri Abdülhamit döneminde %95 diyeyim, hatta 98 Abdülhamit neredeyse birçok önemli İslam şehrine Orta Doğu dahil Balkanlarda saat kuleleri yaptırmıştır. Fakat bu çok daha önce. Çok daha önce kanun döneminde yapılmış bir saat kulesi. Dört tarafında da saati var ve bir ara bunlar son derece değerli saatler tamir edileceği gerekçesiyle bunlar alınmış bir daha da ortadan kalkmış. Şimdi Allah'tan geçenlerde Anadolu Ajansı'nın haberinden okudum. TİKA onları en modern saatlerle yani çalışma bakımından söylüyorum. Herhalde tarihi takım şeyi de verilecek tarzda buraya dört bir tarafına da konulacağıyla ilgili haberi okumuştum. Bu 2. Murat Camii'nin bir başka fotoğrafı. Büyük bir cami hakikaten. Biraz daha yakından minare ile kulenin, saat kulesinin kulesini buluşturan bir kare. Bu ne? Bu gayrimüslimlerin yaşadığı, yani köprüyü geçtikten sonra yaklaşık 500 metre sonra sizi Rahip Teresa, Nene Teresa'da dedikleri bir kadın. Nobel ödüllüdür bu. Arnavut'tur. Orada Arnavutlar hem Müslüman hem gayrimüslim olabiliyor ama Arnavut olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Kendisi Osmanlı döneminde doğmuş birisidir. Yani yakın zamanda değil. Ama verdiği hizmetler Nobel ödülüyle de taltif edilmiş. Onun rahibelik yaptığı yerle ilgili böyle bir anıt, böyle bir ev inşa edilmiş. Buna da çok fazla değer gösteriyorlar. Bu da ziyaret edilen mekanlarda. Geldik göçlerle ilgili kısma. Birkaç fotoğraf. Yani hakikaten Rabbim korusun ülkemizi ya. O kadar zor bir şey ki ya. O kadar zor bir şey. Ev taşınırken bile, ne kadar perişanlıklar yaşanıyor. Siz ruhen hayatınızın geçtiği bir yerden kopup bir başka yere gidiyorsunuz. Bir başka yere tohum atıyorsunuz. Tutar mı, tutmaz mı, nasıl olacak? Çevre şartları, faktörler. Ve işte görüyorsunuz. Onlar keyfinden mi kaçtı acaba? Hayır. Mecburiyetten. Ya rahmetli babam diyor ki ben bir hafta sonra askere gideceğim. Özellikle Müslüman askerlere domuz eti yedirir. Özellikle yapılıyor bu. Babam da kaçtılar yani. Orada sadece o değil. Bilmem kaç tane dönüm, kaç dönüm yeri bırakarak kaçtılar bu tarafa. Ve şunu hatırlıyorum. Şeyle gelmişler. Trenle gelmişler. Edirne'ye girdikten sonra dedem anlatırdı ve ben yani o sebeple şu bayrağın ne kadar değerli olduğunu ben küçüklüğümden beri yaşamış birisiyim. Bu ülkenin ne kadar önemli olduğunu elbette sizler de en az benim kadar biliyorsunuz. Ama onlara bir de onu sorun ya. Onlar geldikleri zaman
Allah'a şükür secdesini hemen yere kapanarak yapmışlardı. Biz böyle bir ailenin çocuğu olarak da yani yaşıyor olmaktan dolayı ben doğrusu iftihar ediyorum. Elhamdülillah diyorum. Allah bir daha göstermesin diyorum. Bu bayrağın dalgalanması, bu bayrağın Müslümanları sadece bizi değil ki ya, Müslüman dünyasını temsil ediyor bu bayrak. Sadece Türkiye'yi değil ki. Bazen bu yanılgı da oluyor. Hilal, Allah'ı işaret eden bir ifadedir ya. Hilal, Allah demektir. O hilal, bütün bir dünyanın üzerinde elbette sadece Müslümanlar da değil. Mahrum, mağdur, mazlum olan bütün coğrafyanın aslında beklediği, dalgalanmasını beklediği bir bayraktır. Cenab-ı Hak bu bayrağı kıyamete kadar payidar eylesin. Yani ülkemizin, bütün İslam dünyasının üzerinde bu insana güven veren o vakarıyla dalgalanmasını nasip etsin. Hakikaten dua ediyorum. Bakın birkaç fotoğraf. Yani şu duruma bakar mısınız ya? Ya şu duruma bakar mısın? Bunlar yani günümüzdeki gibi hani şeye koyun da efendim 10. kata asansör böyle bir şey yok yani. Nakliyat araçlarını kanılarla getiriyorlar. Hepsini getirebilirler mi? İşte iki tane yatak, iki tane yorgan varsa başlarını koyabilecekleri bir şeyler varsa. Şuraya bakın daha yakından. Yani asfalttan da gitmiyorlar. Ta dizlerine kadar bacaklarını açıyor ki yani çamura saplanıyorlar. Ve yine hem kalabalığı hem sıkıntıyı anlatan enteresan bir fotoğraf. Bu kadar şeyden sonra fazla duygusallığa taşımadan bir de birkaç fotoğraf paylaşacağım sizinle. Bunlar espri tarzındadır. Acıkmışsınızdır diye düşündüm. Ama Üsküp'le Bursa'yı bağlayan şeyi Zeynel Köfte falan hani görüyoruz da tanıyordum sahibini. Vefat ettiğimi bilmiyorum ama epey konuşmuşluğumuz var. Oradan gelen birisidir. Bakın bu köfteler maalesef burada %50 indirildi. Köftelerin uzunluğunu görüyor musunuz? Köfteler teker teker satılır. Ama bizim buradaki fiyatların 1/3'üdür. Ucuzdur yani. Ve son derece kaliteli etlerdir. Köfte oradan geldi demeye çalışıyorum. Sonra fasulyeyi hiç güveçte yaptınız mı bilmiyorum ama Üsküp'e giderseniz bunu mutlaka yiyin. Olmaz. Nefis bir şey bu. Oradaki fasulye bu şekilde yeniyor. Siz burada trileçe yediğinizi düşünüyorsunuz değil mi? Trileçe, trileç, üç ayrı süt demektir. Şu anda böyle bir şey yapılmıyor. Manda sütü kullanılıyor mu zannediyoruz şu anda? Keçiydi, bilmem, koyun sütü. Onlar bir araya geldiğindeki tadı orada, belki gosti var dedim ya, orada ben ilk defa hayatımda orada yedim. Dedim ki, bunu ben Türkiye'ye götürsem, hani distribütörlük falan filan diyorlar ya, hakikaten köşeye dönerim dedim. Hakikaten yani Türkiye'de de çok sevindim. Hepimizin ağız tadı birbirine benziyor. Bu biz de hala yaparız. Kaymaçına denilen çok hafif bir tatlıdır. O da sütle, efendim şekerle bir de ne konuyor? Evet, yumurta. Ama köy yumurtası iyi yumurta olacak. Evet. Peki. Bu kısmı geçtik. Üsküp'e çok yakın bir kanyon var. Matka. Matka Barajı diye de biliyorlar. Buraya da defalarca gittim. Yan tarafında küçük bir kilise var. Şapel diyelim. Burası şu anda gayet güzel. Yani yemeğinizi yiyebileceğiniz çok güzel balıklar vesaire de çıkıyor. Burada güzel bir gezinti de yaptık. Çok güzel mağaraları vesaire var. Yakın, çok uzak sayılmaz Üsküp'e. Saray Mahallesi'nin hemen tepesinde bir kısım. Burası neresi? Yahya Kemal'in şiirinde adı geçen Şar Dağları. Şeyin harçın dikili olan dikili olduğu dağ Bodna Dağı. Bu Şar Dağı gerçekten bizim dağlara ne kadar çok benziyor. Devamıydı Bursa'nın diyor ya. Hakikaten öyle. Yani burası da böyle bir fotoğrafını paylaşmak istedim. Burası ise hani türkülere konu olan Vardar Ovası. Vardar Ovası ve suyun çıktığı yer de aynı zamanda nefis fotoğraflar. Bunlar nefis fotoğraflar. Geldik artık konumuzun sonuna.
Üsküp'ü fetheden kişinin Paşa Yiğit Bey olduğunu söyledim ya. Bilinen en eski fotoğrafı bu. Paşa Yiğit Bey'in türbesi bu. 2010 yılında ben de katılmıştım o şeye. Ondan önceki süreçlere vardım. O kadar zor istimlaklar yapıldı ki nihayet 2010 yılında bunun şeyi kayboldu. Türbesi, mezarı, metrahlarının yanında bunların hepsi kayboldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi iş adamlarının gayretleriyle orada bir pafta gibi bir yeri aldılar. Araştırmalar yapıldı ve türbe ortaya çıktı. Ve böyle bir şekilde o türbeyi modern hale, daha doğrusu restore ederek ortaya koydular. Bu Paşa Yiğit Bey'in türbesi. Üsküp'ü fetheden zatın türbesi. Cami, hani vardı ya yok oldu dedik, medresesi yok şu anda. Cami, tekkesi de yok ama cami var. Cami kültür merkezi olarak da bir kısmı kullanılıyor. Bakın Meddah Baba'nın da türbesi. Soldakini, şöyle yapalım çok affedersiniz. Bakın şurası Paşa Yiğit Bey'in türbesi. Burası da üzerini kapatmışlar. Tekrar kaybolmasın, yok olmasın diye. Burası da Meddah Baba'nın mezarının olduğu yer. Evet, ben bu akşam anlatacaklarım bu kadar. Üsküp, benim sadece Üsküp sınırlarında ve bir kısmını anlattığım bir konu olarak lütfen değerlendir. Üsküp, Bursa'yı nasıl anlatmak çok kolay değilse bir programda, Üsküp'ün de öyle bir programda anlatılması mümkün değil. Ben size sadece bazı kareleri, bazı bilgileri paylaştım. Üsküp, var olduğu sürece Üsküp'te özel bir Bursa sevgisi vardır. Bakın aynı şey Saraybosna'da da vardır. Saraybosna'da da bunu görürsünüz, Üsküp'te de görürsünüz. Onların Bursa sevdası ayrılır. Ben burada da aynı şeyin oraya yönelik olduğuna inanıyorum. Bu programları o yüzden son derece önemsiyorum. Ben tekrar Nuh Muaz kardeşimize, kıymetli müdürümüze, şu anda hastanede yattığını öğrendiğimiz başkan yardımcımıza şifalar da diliyorum. Ve bunların yapılmasına irade koyan başkanımıza da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bu Balkanlarla Rumeli ile ilgili bilgilerimizi daha bilinç seviyesine taşıyacak imkanları hepimize sunabilecek fırsatları nasip etsin. Arkadaşlarımız farkında olmadan büyük sevaplar da kazanıyorlar. Biz bilincimiz kadar Rumeliliyiz. Sadece gördüğümüz, okuduğumuz değil, bilincimiz. Bunu çocuklarımıza taşımak, bunu gençlerimize taşımak. Bu o zaman yani yerine getirilecek bu görev bizi belki rahatlatabilir. Ama Balkanlar üzerinde daha çok şey konuşulacak. Önümüzdeki haftalarda size benden çok daha değerli arkadaşlarımızın, dostlarımızın aktaracağı bilgiler olacak. Benim gönlümde, kalbimde, sadece aklımda değil, Üsküp'le ilgili özel bir bölüm vardır. Makedonya ile ilgili, Arnavutluk'la ilgili özellikle önemine bina, Bosna'ya ayrıca hayran. Ve ben ümit ediyorum ki şu seminerler tamamlandığında merakınızı daha çok celbedecek bir Rumeli, bir Balkanlar oluşacağına inanıyorum. Son bir şey söyleyecektim başta da şimdi aklıma gelmişken merak edersiniz diye anlatayım. Rumeli ve Balkanlar kelimelerini kullanıyoruz. Osmanlı bizim Balkanlar dediğimize Balkanlar dememiştir. Osmanlı Rumeli demiştir. Biz aslında geçmişte Anadolu'da adeta Rumeli demişizdir. Arzurum'du ya. Erzurum o demek değil midir? Bizim için yani Roma, Bizans'a ait olan yerlerin adı Rumeli'dir. Biz burasını fethettikten sonra bu kelime işte sadece Erzurum'la sınırlı kalacak kadar bir hatırası var. Balkanlar dediğimiz yerde Osmanlı mesela Rumeli Beylerbeyi diyor. Balkan kelimesi kullanılmaz. Biz günümüzde Balkan kelimesinin anlamı ne? Duymuşsunuz mutlaka. Dağlık yer, bilmem sarp ormanlık falan bunlar deniyor. Doğru. Fakat bu bize ait bir kavram değil. Bunu size söyleyeyim yani. Rumeli bize ait bir kavram.
Balkanları tukaka ilan etmek istemiyorum. Böyle bir şey değil. Elbette ifade etmek için söylüyorum. Ama mesela başka kelimeler de kullanılıyor. Ne diyorlar? Güney, Doğu, Avrupa. Şimdi Rumeli adını unutturmak adına birçok şeyler, hamleler de yapılıyor. Biz Rumeli'yi unutmayacağız. Balkanlar da bizim elbette bunu telaffuz bakımından, anlaşılması bakımından bunu da söyleyeceğiz. Bunun Balkanlarla ilgili herhangi bir kompleksimiz yok. Ama ben tarihi bir bilgi anlamında söylüyorum. Rumeli ile ilgili de şöyle bitirelim isterseniz. Balkanlarda 12-13 tane ülke şu anda Balkanları tekrar geri dönemeyeceğim zaman yok. Fotoğrafı gözünüzün önüne getirin. Karadeniz, Marmara, Ege, Adriyatik, Adriyatik'in sonuna kadar yani o kısmı içine alan bölüm Balkanlardır. Yani Slovenya'dan başlayıp efendim Romanya, Moldova'ya kadarki kısım Balkanları ifade ediyor. Avusturya, Macaristan hariç bu tarafa yani bize doğru bakan kısım Balkanlar genel adıyla. Rumeli ise daha çok Rumeli bizim şu anda Kosova, efendim Makedonya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan'ı içine alan bir kavram olarak bunların hepsini çok net olarak söylemek mümkün değil. Ama aşağı yukarı bunlar çünkü daha sonra ülkeler belli oldu, sınırlar belli oldu. Osmanlı döneminde böyle 1912-13'ten itibaren biz oradan ayrıldık. Yaklaşık 110 sene. 110 senedir sadece bedenen ayrıldık, ruhen ayrılmadık. Gönlümüz, kalbimiz aynı yerle atmaya devam ediyor. Onların da öyledir. Ve ben en ücra köylere gittiğimde bile bu bayrağın o evlerde bizden daha çok asıl olduğunu gördüğümü size itiraf edeyim. En ücra köylerde bu bayrak böyle bir bayrak. Bizim minarelerimiz böyle bir minare. Onların gölgesi bile insanlara huzur veriyor. İnsanlara sekinet aşılıyor. Bir gün ne olur bilmiyorum ama gönlünüzden ne olursunuz Rumeli'nin Balkanların sevgisini hiç eksiltmeyin. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.